Sayın milletvekillerim, sayın il başkan yardımcılarım, kadın ve gençlik kolları başkanlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımıza hepinize hoş geldiniz diyorum. Malumunuz Ramazan ayı içerisinde seçim startı verilmiş oldu. Ramazan ayında sizlerle bir araya gelememiştik. Bu vesileyle geçmiş Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Bayramdan sonraki ilk toplantımızı siz kıymetli basın mensuplarımızla yapacağız inşallah. Şimdiden geldiğiniz için bize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada il başkanımızın Ankara Genel Merkez'de toplantısı vardı. Kendisi katılım sağlayamadılar. Sizlere çok selamları var. Selamları iletiyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sözü milletvekillerimize veriyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle zaman ayırıp bizimle beraber teşekkür ediyorum hepinize. Bayramımız mübarek olsun. Ya Osman Hocam da konuşacaktır ama ben konuşma konseptimizi şöyle belirleyelim derim. Bugün görürseniz ben kısaca bir yapacaklarımızdan, seçim süreni yapma istediklerimizi anlatayım. Devamında sizin soru cevaplarınızla devam edelim eğer sakıncası yoksa. Bu topraklarda yaşadım. Burada büyüdüm. Devlette iyi yerlerde bulundum. Bu süreç zarfında edinmiş olduğum bilgi, beceri ve tecrübemi memleketime hizmet etmek için milletvekili aday oldum AK Parti'mizden. Allah nasip ederse mecliste sizler temsil için geleceğiz. Sizlerin böyle destekleriyle beraber. Bu süreç zarfında Kırşehir'imizi bir adım daha ileri götürmek için sizlerle ortak istişare halinde memleketimize güzel işler yapmak için çalışacağız. Benim temel olarak gördüğüm, ilk başta yapmayı düşündüğüm kafamdaki projelerim arasında ahilik üzerine çalıştım. Ahiliğin gelişmesi için ahilik külliyemizden, ahilik ansiklopedisinden, ahiliğin yurt dışında kullanılmasından, ahilik formatının bürokrat olarak elinden geleni yaptım ama bir siyaset alana da girerek siyasi bir güçle daha farklı ne yapılabilir, daha farklı nasıl hizmet edilebilir onun planlamasını yaparak ahili bir çıta daha yukarı nasıl yükseltebiliriz bunu sizlerle beraber yine aynı kez. Devamında Kırşehir'imizin ikinci bir üniversiteye ihtiyacının olduğu kanaatindeyim. Bu ikinci bir üniversiteyi kurmak için ne yapabiliriz, nasıl yaparız bu bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda Ankara ve Nevşehir arasına sıkışmış durumda termal turizmimizi biraz daha nasıl ileri götürebiliriz? Bir otel yerine 3-4 otelimiz olsa bu Kırşehir'in kaderini neleri değiştirir? Sanayimizin gelişmesi için neler yapılabilir? Bunların arayış içerisinde bunları yapmaya çalışacağız. Kırşehir'imizin eti bir marka olmasına rağmen bir et entegre tesisimiz yok. Bunları nasıl çoğaltabiliriz? Kırşehir'deki yaşayan insanlarımızın gelir seviyesini biraz daha yukarı nasıl çıkarabiliriz? Bunları çalıştık. Bunları beraber çalışacağız inşallah. Ben daha evvelden sosyal medya öncesi televizyon ve yazılı basın döneminde sizlere çok sık bir arada olan bir hemşehrinizim. Yaklaşık 36 yıllık hekimlik hayatımın 18 yılı Kırşehir'de geçti. Hep bir arada olduk. Çeşitli yayınlarda bir arada olduk. Güzel günler yaşadık. İnşallah bundan sonraki siyasal hayatımda da aynı güzellikleri yaşayacağız. Necmettin Başkan dediği gibi Kırşehir'e yapılan 22 yıllık yatırımlardan sonra Allah izin verirse biz de bu geçmişteki milletvekili arkadaşlarımızın hizmetlerinin devamını bayrağı devralıp Kırşehir'e yatırım ki ben özellikle sağlık ekibinden olduğum için üniversitemiz bünyesi içerisinde bir 400 yataklı hastane hevesimiz var. Mevcut devlet hastanemiz hem üniversite hem de devlet hastanesi olarak kullanıldığı için bazı sıkıntılar doğurmaktadır. İnşallah bir 400 yataklı hastane daha kazanırsak sağlıkta bir nefes almış olacağız. Bunun yanında Akçakent'te bir küçük hastane projemiz var. Ödeneğe çıktı. İnşallah yakın zamanda onun temeli atılacak. Yollarımız, köprülerimiz, efendim yatırımlarımız, sanayi kesiminin gelmesi, organizedeki alanın genişletilerekten yeni sanayicilerin, sanayi yatırımlarının ilimize teşvik edilmesi yönünde gayretlerimiz olacak. Tarımda tabii ki ciddi bir illerden birisiyiz. Allah nasip ederse sulu tarıma geçilmesi için büyük bir proje, GAP benzeri bir proje olan Yamula projesinin ilimizi de ilgilendiren bir bölümü var. Biz bunu bitireceğiz diye iddiamız yok. Ama en azından bir ivme kazandırılıp bir aşamaya gelmesi için gayretlerimiz olacak. İlimizin ana arterlerinde sıkıntımız yok. Yollar olaraktan Kayseri bağlantımız, Ankara bağlantımız, Nevşehir bağlantımız, duble yollar. Ama ara arterlerde mesela Mucur Kozaklı, mesela Dulkadirli, Akçakent güzergahımızdaki yollarda sıkıntımız var. Bu yolların geliştirilmesi yönünde gayretlerimiz olacaktır.
değerli basın mensupları, sizlerin öz eleştirisine her zaman için saygı duyacağız. Tabii ki bizleri eleştireceksiniz. Bizler sizleri seviyoruz. Saygı, sevgi çerçevesinde her şeye varız.